Hatırlarsınız ilk gün burada konuştuğumuzda annem ne dedi? Fatih insanları sever ve onlara hep bir şeyler yapar ve karşılıksız yapar. Yani bu karşılık. Bugün de belki bunların sevgi seli dönüyor. Mesela sizin bu anlattığınız olayı ben hiç bilmiyorum. Çünkü bunun gibi binlerce iş var. Biliyorum yani. Şimdi mesela bir kere ömrü hayatımda bir kere bir şey yapmış olsaydım bunu pat diye söyledim. Mesela geçen sizin izleyicilerinizden konuklarınızdan biri 3 tane cami yapmış, birini unuttu, ikinci yarıda aklına geldi değil mi? Şimdi bir insanın bir cami yaptığı bir cami unutması için 1500 tane yapması lazım ki birini unutsun. Sen 3 cami yapıyorsun ve birini unutuyorsun. Sonra bu birini de bu üçünü de devletin kesesinden yapıyor ve bunu yaptım diye hava atıyor. Seni zaten seçip oraya yollamalarının sebebi bu. Siz öyle bir cami falan yaptınız bu arada. Ben onu söyleyeyim. Ben kendim şöyle bir cami yaptırdım. Annem kendisi köyde bir cami, mütevazi bir cami yaptı. Kendi öz sermayemizde, kendi cebimizde. Babamızın miras kalan, ölüm hak, miras helal. Bu parayla yapılmış bir cami var. Annem yaptı. Ve dedi rahmetli kardeşim öldürülmüştü biliyorsun, olay olmuştu, rahmetli olmuştu. Kardeşimin ismini koymak istedi. Sultan Mendur Camii yapalım demişti. Ben dedim ki anne öyle isim de koymayalım cami. Yani nedir köyün adı? Yani bizim eskide Susuk Köyü, eski adıyla, şimdiki adıyla Bükeş Köyü. Bükeş Camii ya da Susuk Camii olsun. Yani öyle isim koymaya da gerek. Kendi öz sermayemizde, kendi cebimizden, kendi buğdayımızdan, arpamızdan ayırdığımız parayla yaptırdığımız bir cami var. Onun haricinde başka bir şey yok. Millet devletin gezisini yaptığında kendine mal ediyor.